başlayabiliriz. Arkadaşlar, bu dersimizde vektörler konusunu işleyeceğiz. Şimdi bir önceki dersimizde bir boyutlu hareketi inceledik. Bir boyutlu hareketi incelerken biz şunu söylemiştik. Demiştik ki düz bir çizgi üzerindeki harekete bir boyutlu hareket denir. Cismin sadece hareketinin iki muhtemel yönü vardır. Ya sağa hareket edebilir ya sola hareket edebilir, değil mi? Eğer aşağı yönlü hareket ediyorsa aşağı yukarı yine iki muhtemel yön vardır. Ya yukarı hareket ediyordur ya aşağı hareket ediyordur. Bu bir boyutlu harekettir. Ve cismin hangi yöne hareket ettiğini biz hızın veya yer değiştirmenin işaretinden anlayabiliyoruz. Eğer cismin hızı pozitifse o zaman bizim daha önce belirttiğimiz pozitif yöne doğru hareket ediyor. Eğer hız negatifse o zaman cisim negatif yönde hareket ediyor diye anlarız. Dolayısıyla cisimlerin hareketinin yönünü belirtmek açısından pozitiflik, negatiflik tek başına yeterli oluyor. Ancak bir boyuttan daha yüksek boyutlarda hareket etmek, hareketi incelerken, iki boyutlu ya da üç boyutlu cisimlerin hareketini incelerken sadece hızın pozitif negatif olması yeterli değil. Bize yön bilgisi lazım. Mesela tahta düzlemi iki boyutlu bir uzaydır. Tahta düzleminde bir cismin hareketinin sonsuz tane muhtemel yönü vardır. Cisim bu tarafa da hareket edebilir. Böyle de hareket edebilir, böyle de hareket edebilir, böyle de hareket edebilir. Aşağı doğru veya ters tarafa da hareket edebilir. Böyle sonsuz tane muhtemel yön vardır. Bundan dolayı sadece tek bir işaret yön konusunda bize ihtiyacımız olan bilgi vermiyor. Ondan dolayı biz yön bilgisinin de içinde verildiği bir niceliğe ihtiyaç duyarız. Başka bir ifade şeklinde ihtiyaç duyarız. Onları bize veren şeyler, nicelikler vektörlerdir fizikte. Tamam? Bu dersimizin konusunda ben size şimdi vektörlerden birazcık bahsedeceğim. Ve vektörleri kartezyen koordinat sisteminde inceleyeceğiz. Vektörlerin bileşenlerini kartezyen koordinatlarda nasıl ifade ediyoruz? Vektörlerle nasıl işlem yapıyoruz? İki vektörü nasıl toplayıp çıkarırız? Ve vektörleri nasıl çarparız? Bununla ilgili size bu derste bilgi vereceğim. Daha sonra konularımızda bunları biz kullanacağız. Şimdi fizikte iki tür büyüklük vardır. Birisi skaler büyüklük, diğeri ise vektörel büyüklük. Mesela ben size desem ki dışarının sıcaklığı 11 derece. Tek başına 11 rakamı bizim sıcaklık konusundaki ihtiyacımız olan bütün bilgiyi bize verir. O zaman 11 derece ise sıcaklık, anlarım ki hava biraz serin, üzerime biraz hafif kalın bir şeyler giymem gerektiğini anlarım. Yeterli bu, değil mi? Bu sıcaklık dolayısıyla sadece değer olarak verilen yön bilgisi olmayan niceliklere biz skaler nicelik diyoruz. Sıcaklık skaler bir niceliktir. Kütle skaler bir niceliktir. Hızın büyüklüğü, bütün vektörlerin büyüklükleri, şiddetleri skaler niceliklerdir. Bunun gibi yoğunluk mesela yine skaler büyüklüktür. Böyle bir sürü skaler nicelik sayabiliriz. Başka bir şey soralım şimdi. Mesela siz pilotsunuz, uçak uçuracaksınız. Desem ki size rüzgarın hızı saatte 70 kilometre. Bu bilgi tek başına yeterli olmayabilir, yeterli değildir de. Çünkü rüzgarın hızının 70 kilometre bölü saat olması önemli bir bilgi. Ancak ne taraftan estiği de önemli, değil mi? Yönü ne tarafa? Bu yönünü de bilmeniz gerekir ki ona göre uçak nereden kalkacak, hareketi nasıl olacak bunu bilmeniz lazım. Dolayısıyla rüzgarın hızı, bakın iki bilgi ihtiva ediyor. Bir, hızın şiddeti, değeri yani büyüklüğü. Şiddet, değer, büyüklük bunlar aynı şeyleri ifade ediyorlar. Şiddeti ne kadar? 70 kilometre bölü saat. Bir de yönü de önemli. Hangi taraftan estiği de önemli. İşte böyle niceliklere biz vektörel nicelik diyoruz. Dolayısıyla hız bir vektörel nicelik. İvme vektörel nicelik. Kuvvet vektörel nicelik. Daha sonra göreceğiz bu ders içerisinde. Momentum, açısal momentum bunlar vektörel nicelikler. Enerji mesela skaler nicelik. Kinetik enerji, potansiyel enerji skaler nicelik gibi. Dolayısıyla arkadaşlar vektörleri biz inceleyeceğiz. Biz vektörleri çeşitli koordinat sistemlerde inceleyebiliriz. Birçok koordinat sistemi sayabiliriz. Mesela kartezyen koordinat sistemi vardır. Kutupsal koordinat sistemi, silindiri koordinat sistemi, küresel koordinat sistemi vesaire. Biz bu dersin kapsamı içerisinde kartezyen koordinat sistemini kullanacağız. Kartezyen koordinatlarda yapacağımız şey şu arkadaşlar. X, Y ve Z eksenleri çiziyoruz. Tamam? Şimdi vektörleri 3 boyutlu olarak ben bu derste inceleyeceğim. Vektörlerde toplama çıkarma nasıl yapılıyor? Bir de çarpma işlemi nasıl yapılıyor? Ona bakacağım.
Şimdi arkadaşlar siz bunu şöyle hayal edeceksiniz. Tahta düzlemi iki boyutludur. Bir de dışarı doğru olan yön vardır. Bu üçüncü boyut olmuş oluyor. Sağ tarafını pozitif x ekseni kabul edelim. Sol taraf negatif x olur. Yukarısı pozitif y, aşağısı negatif y olur. Tahtadan dışarı doğru olan yöne, şu kalemin gösterdiği yön z ekseni. Ama onu çizmek ancak böyle mümkün oluyor tahta düzleminde. Dolayısıyla z'yi böyle çizdim ama siz böyle hayal edeceksin. Size doğru geliyor z ekseni. Dolayısıyla sayfa düzleminden dışarı doğru olan yön pozitif z yönüdür. İçeri doğru olan yön ise negatif z yönü olmuş oluyor. Ve biz vektörleri arkadaşlar, A herhangi bir vektör olsun. A herhangi bir vektör olsun. Vektörleri arkadaşlar biz kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini yazarken birim vektörlerden faydalanarak yazarız. Şimdi 3 boyutlu bir vektör çizmek zor olduğu için ben tartışmayı 2 boyutlu olarak başlatacağım. Ancak 3 boyutluya hemen genelleştirebiliriz. Çok kolay. Bu bir A vektörü olsun. A'nın 2 bileşeni olmuş olsun. X yöndeki uzunluğa A'nın X bileşeni denir. Tamam. Şu uzunluk AX olsun. Şu uzunluk ise AY olsun. Tamam. Dolayısıyla A vektörünün 2 tane bileşeni var. Eğer A vektörü şu siyah kalem gibi olmuş olsaydı, birazcık daha tahta düzleminden dışarı doğru olsaydı, şöyle olsaydı yani, bir de Z tarafa olan size doğru yöndeki uzunluğu olacaktı. Ona da A vektörünün Z bileşeni diyecektik. Ama şimdi iki bileşeni var. X ve Y bileşeni olsun. Şimdi arkadaşlar, biz bu vektörün bileşenleri cinsinden yazarken birim vektörlerden faydalanacağız. Tamam mı? Birim vektörlerden faydalanacağız. Dolayısıyla birim vektörler bizim için önemli. 3 tane birim vektör yazıyorum. Ve bunların sembolleri üzerine şapka harfiyle göstereceğim. İ şapka diyeceğim buna. Diğeri J şapka. Diğeri ise K şapka. Şimdi bunlar birer vektördür. Ama bunlar özel vektörlerdir. Nasıl özel? 2 tane özelliği var. 1. Boyları bir birimdir. Tamam. İ'nin mutlak değeri, bir vektörün boyunu ölçtüğümüz zaman onu mutlak değer içerisine alırız. İ mutlak değer eşittir 1'dir. J mutlak değer eşittir 1'dir. K mutlak değer eşittir 1'dir. Bir birim. Tamam? Birim. Diyeceksiniz ki şimdi ne demek bir birim? Bir metre mi? Bir santimetre mi? Bir milimetre mi? Ne kadar diye sorarsanız cevabı şu arkadaşlar. Siz x eksenini böyle küçük küçük parçalara böldünüz ya. Eğer x eksenini metre cinsinden ölçüyorsak, yani her bir parçası 1 metre ise, 1 metre, 2 metre, 3 metre ise, o zaman birim vektörün boyu, hepsinin, İJK'nın boyu 1 metre olur. Tamam mı? Yok eğer biz uzunlukları santimetre cinsinden ölçüyorsak, bizim koordinat eksenimizi o şekilde dizayn ettiysek, o zaman birim vektörün boyu 1 santimetredir. Tamam mı? Dolayısıyla genel olarak biz ona bir birim diyoruz. Metre olarak kullanırsak 1 metre, santimetre olacaksa 1 santimetre, milimetre kullanacaksak eğer, uzunlukları milimetre cinsinden ölçeceksek, o zaman her bir birim vektörün boyu 1 milimetre olacaktır. Bu birinci. İkincisi, bu birim vektörler arkadaşlar, dolayısıyla boyları bir birim olduğu için bir rakamla çarpılırsa, veya başka bir nicelikle çarpılırsa boyunu değiştirmez. Sadece ona yön bilgisi yükler. X yöndeki vektöre biz i şapka diyeceğiz. Tamam? İ şapka her zaman artı x yönünü gösterir. Eksi i, eksi x yönünü gösterir. Ne zaman i şapka görürseniz x yönünü belirten bir birim vektör hayal etmemiz lazım. J şapka dediğimiz şey arkadaşlar o da yukarı yönü gösteren birim vektördür. Sadece yön belirtiyorlar bunlar. K şapka da sayfa düzleminden dışarı doğru olan yönü gösteriyor. İşte bunlar rakamları vektöre çeviren birim vektörlerdir. Şöyle ki, mesela 2 ya da 4 diyelim, 3 diyelim. 3 bir rakam arkadaşlar. Tek başına bir rakamdır. Vektör değildir bu. Herhangi bir niceliktir.
Şimdi ben bunu i ile çarparsam 3i olmuş oldu. 3i çarpım olarak artık bir vektör oldu. Bu vektörün büyüklüğü ne kadardır? 3 birimdir. 1, 2, 3. Yönü ne tarafadır? Artı x yönündedir. Artık bu bir vektördür. Ben bu vektöre mesela b vektörü diyeyim. Tamam. Bu b vektörü olmuş oldu. Mesela 4'ü düşünelim arkadaşlar. 4 j şapkayla çarparsak bu da başka bir vektör olmuş oldu. Büyüklüğü 4 birim ama y yönünü gösteren başka bir vektör c vektörü. Mesela şurası 3 birim, 1, 2, 3, bu da 4 birim olsun. Tamam. O halde b vektörünü çizersek eğer, şu b vektörüdür. Şurası da c vektörüdür, değil mi? Şurası b vektörü, burası da c vektörü olacak. Şimdi arkadaşlar, eğer biraz dikkatli bakarsak, a vektörünün x yöndeki uzunluğu 3 birim olduğu için, A'nın x yönündeki bileşeni aslında B vektörüdür. A'nın y yönündeki bileşeni aslında C vektörü olmuş olur. Dolayısıyla biz burada A vektörünü nasıl yazmamız gerektiğini ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz, değil mi? Şöyle ki, iki vektörü nasıl topluyoruz? Ok işaretiyle bir vektörü gösteriyorduk biz. Bu B vektörü olsun. Bu da C vektörü olsun mesela. Herhangi iki B İki vektör olmuş olsun. Bu vektörleri toplarken şöyle yapıyoruz biz, standart kuralımızdır. Bir vektör aynen durur. Diğer vektörü yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden diğerinin ucuna ekleriz. Sonra bunun başlangıcından diğerinin bitişine bir vektör çizdiğimiz zaman burası B artı C vektörü olur. Aynı şeyi burada da yapacağım ben. Şurası B vektörü aynen kalsın. C vektörünü hiç değiştirmeden ucuna eklersem eğer... Şurası da C vektörü. Dolayısıyla B ile C'nin toplamı A vektörü olmuş oldu. Bunu yazabiliriz. O halde A vektörü dediğimiz şey aslında B ile C vektörü. Peki B vektörü neydi arkadaşlar? 3i. C vektörü de 4j'dir. Bakın A vektörünü bileşenleri cinsinden kartezyen koordinatlarda çizmiş olduk. Yazmış olduk. Bundan sonra bütün vektörleri bileşenleri cinsinden birim vektörleri kullanarak bu şekilde ifade edeceğiz. Şimdi daha genel bir durumu düşünelim. 3 boyutlu vektörü düşünelim. A herhangi bir vektör olsun. A'nın 3 tane bileşeni olsun. AX, AY ve AZ. AX dediğim şey x yönündeki uzunluğu. AY dediğim y yöndeki uzunluğu, AZ de sayfa düzleminden dışarı doğru yön olan z yönündeki uzunluğu olsun. O halde bütün herhangi bir vektör olmak üzere A vektörünü bileşenleri cinsinden AX i şapka artı AY j şapka artı AZ k şapka şeklinde yazacağız. Tamam? Bu 3 boyutlu bir vektör olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar İki boyutlu vektörümüze gelelim şimdi. Ben size A vektörünün uzunluğunu sormuş olsam şu örnek üzerinden. Nasıl bulursunuz? Şurası 3 birim uzunlukta, burası 4 birim uzunlukta. Pisagor bağıntısını kullanırsak eğer A'nın boyunun 5 birim olması gerektiğini anlarız. Nasıl bulduk onu? Bunun karesiyle bunun karesini toplayıp karekökünü aldık ve uzunluğunu bulmuş olduk. O halde A vektörünün uzunluğu, mutlak değer içerisinde ifade edeceğiz, eşittir karekök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi, o da eşittir 5 olmuş oldu. Şimdi genel tartışmaya geliyorum ben. A herhangi bir vektör olsun, 3 tane bileşeni olsun, A vektörünün büyüklüğü mutlak değer içerisinde aynen Pisagor teoremi. Pisagor teoreminin 3 boyutlu vektör versiyonu AX'in karesi, artı AY'nin karesi, artı AZ'nin karesinin karekökü bu vektörün büyüklüğü olmuş oldu, uzunluğu olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi B başka bir vektör olsun. Tıpkı A gibi B de başka bir vektörse eğer, onun da bileşenleri vardır.
Onu da bileşenleri cinsinden bu şekilde yazabiliriz. Bx, i şapka, by, j şapka artı bz, k şapka şeklinde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar, eğer iki vektör birbirine, vektörlerin bazı özellikleri vardır. Birincisi, iki vektörün eşitliği. Eğer A vektörü B vektörüne eşitse arkadaşlar, hem büyüklük olarak birbirine eşit olmak zorunda, ama bu yetmez, hem de yön olarak da aynı yönü göstermek zorunda. Tamam mı? Dolayısıyla bu iki vektör birbirine eşitse eğer, diyelim ki bu A vektörü ise, bu da B vektörü ise ancak, bunlar birbirine paraleldir ama, öyle olduğu kastedilmiştir. Evet. O zaman A vektörü B vektörüne eşittir diyebiliriz. Boyları aynı olsa bile, diyelim ki bu iki kalem, bu A vektörü, bu da B vektörü olsun. İkisinin boyu da birbirine eşit olmuş olsunlar. Ancak yönleri önemli şimdi. Bu iki vektör birbirine eşit değildir. Neden? Çünkü farklı yönleri gösteriyorlar. Ama bu iki vektör birbirine eşittir. Çünkü aynı yönleri gösteriyorlar. Diğer bir ifadeyle birbirlerine paraleller. Tamam mı? Bu iki vektörün eşitliklerini bu şekilde anlamamız lazım. 2. Vektörlerin toplanması çıkarılması. Vektörlerin toplanması ya da çıkarılması. Arkadaşlar, iki vektörü toplarken çıkarırken A ve B vektörlerimiz olsunlar. Bunları şöyle yapıyoruz. A artı eksi B. Her bir bileşeni kendi içerisinde toplayıp çıkaracağız. Bileşenleri ayrı ayrı toplayıp çıkaracağız. Yani burası ax artı bx ya da artı eksi i şapka olur. Artı ay artı eksi by j şapka artı az artı eksi bz k şapka olmuş oldu. Böylece toplama çıkarma işlemini bu şekilde yapacağız. Hemen bir örnek vereyim size sıcağı sıcağına. Mesela A vektörü 2i artı 2j, B vektörü 2i eksi 4j olsun. A vektörü 2i artı 2j metre, B vektörü 2i eksi 4j metre ise A artı B vektörü eşittir nedir? A eksi B vektörü eşittir nedir? A artı B vektörünün büyüklüğü ne kadardır? Mesela. Tamam. Ne yapacağız? Önce iki vektörü toplayalım arkadaşlar. A artı B vektörü eşittir. Her bir bileşeni kendi içerisinde toplayacağız. 2i, 2i daha 4i yapar. 2j eksi 4j daha eksi 2j yapar. Bu A artı B vektörü olmuş oldu. Metre cinsinden ölçtüğümüz için de metre birim olarak da metre yazabiliriz. Farkına bakalım şimdi. A eksi B eşittir. 2i eksi 2i 0. İstersek bunu da şöyle 0i de yazabiliriz. İstersek yazmayabiliriz de. Sonra 2j eksi eksi 4. Bir eksi de burada vardı, artı oldu. 6j olmuş oldu. Ya da sadece 6j metre de yazabiliriz. Tamam. Buradaki birim oluyor metre. Buradaki birim vektör olmuş oluyor. Peki A artı B'nin büyüklüğü ne kadardır? A artı B'nin büyüklüğü, uzunluğu, şiddeti. A artı B'yi bulduk az önce şu. Karekök içerisinde karelerinin, bileşenlerin karelerinin toplamı. 4'ün karesi artı eksi 2'nin karesi. Bütün negatif sayıların karesi de pozitif olacağı için böyle yazıyoruz. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi de 4. 16, 4 daha ne yapar? 20 yapar. 20'nin karekökü nedir arkadaşlar? Ta öyle ama tam olarak yani. 4.47. 4.47 metre mesela. Ve arkadaşlar bütün vektörlerin büyüklükleri, yani mutlak değerleri mutlaka pozitif bir sayıdır. Bileşenleri pozitif de olsa, negatif de olsa kareleri alınacağından dolayı karekök içerisinde hep pozitif olacak. Karekök dışında da pozitif olarak çıkacağından dolayı bütün vektörlerin boyları
mutlak değerleri ya da hep bir pozitif sayı olmak zorundadır. Tamam mı arkadaşlar? Bu vektörlerde toplama çıkarma işlemi. Şimdi biz ileride konularımız içerisinde olacak. İşte iş enerji konusuna falan geleceğiz. Tork olacak, açısal momentum olacak. Vektörlerde çarpma işlemlerine de ihtiyaç duyabileceğiz. Dolayısıyla size vektörlerde toplama çıkarma işlemi nasıl yapılır gösterdikten sonra çarpma işlemi nasıl yapılır ona da bakalım. Vektörlerde çarpma işlemi de matematiksel olarak tanımlıdır. Ancak arkadaşlar bölme işlemi tanımlı değil. İki vektörün birbirine bölünmesi tanımlı bir değil, faydalı bir nicelik de değil. Ondan dolayı bölme işlemi tanımlanmamış. Tamam? Ama çarpma işlemi tanımlanmış. Vektörlerde çarpma işlemi değil. Şimdi arkadaşlar, vektörlerde çarpma işlemi tanımlıdır. Fakat iki tür çarpım vardır vektörlerde. Bir, skaler çarpım. İki, vektörel çarpım. Tamam mı? Önce skaler çarpmayla başlayacağız biz. İki vektör düşünelim arkadaşlar. A vektörü ve B vektörü. Eğer A vektörü ve B vektörünü skaler çarpıyorsak sembol olarak şöyle yazacağız. A vektörü tam ortaya bir nokta koyacağız. Sonra B vektörü, bu şu demektir. A ile B vektörü skaler olarak çarpılıyor demektir. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, skaler çarpımın başka isimleri de vardır. Mesela skaler çarpımı iç çarpım da denir bazen. Bazı kitaplarda skaler çarpımı görürsünüz. Bazı kitaplarda iç çarpım diye okursunuz. Aynı şeyleri ifade ediyorlar. Bu bir, şimdi yazacağım şey bir tanımdır. Matematiksel olarak bir tanımdır. Şöyle tanımlanmıştır. Skaler çarpım. Birinci vektörün büyüklüğü. Artık bu bir skaler sayıdır. Dolayısıyla skaler sayılar nümerik olarak nasıl çarpılıyorsa öyle çarp. 2 kere 3, 6'dır. Başka çarpma işlemi yoktur, değil mi? Nümerik sayıların çarpmaları, bölmeleri standart biliyoruz. Ama vektörel çarpımlar, ama vektörlerin çarpımları, skaler ve iç çarpımlarının tanımları vardır. Şimdi bu A vektördür ama A'nın mutlak değeri artık bir sayı olmuş oldu. Tıpkı şu örnekteki gibi. Mesela A ile B'nin toplamı bir vektördür. Ama mutlak değeri 4.47 değerinde bir şeydir. Bu da aynı onun gibi, bu bir sayıdır. Çarpı ikinci vektörün boyu, çarpı iki vektör arasındaki açının kosinüsü. Bu bir tanımdır, tamam arkadaşlar? Skaler çarpımı böyle tanımlıyoruz. Geometrik olarak bunun anlamı şu. A herhangi bir vektör olsun. Böyle gösterelim iki boyutlu uzayda. Bu da B vektörü olsun mesela. İki vektör arasında bir açı, teta açısı olsun. Teta bütün değerleri alabilir. Sıfırdan 360 derece bütün değerleri alabilir. Geometrik anlamı şu. Herhangi bir vektörünü, bir vektörün diğer vektör üzerindeki iz düşümünü alıyoruz. A'nın B üzerindeki iz düşümü. Yani şu uzunluk. Bu uzunluk nedir? A çarpı cos teta. Değil mi? İşte skaler çarpımı şöyle tanımlanır. Bu vektörün, A vektörünün B vektörü üzerindeki iz düşümü yani uzunluğu çarpı B'nin büyüklüğünün kendisi. A bu A'nın boyu çarpı B'nin boyu çarpı cos teta. Tanım olarak böyledir. Geometrik anlamı da bu şekilde okumamız lazım. Bu skaler çarpımdır. Şimdi arkadaşlar bunu biz gördükten sonra hemen şunu yapalım. Birim vektörlerin skaler çarpımlarını hesaplayalım isterseniz. Bu tanımı kullanarak. X yönündeki birim vektör i skaler çarpı i. Bu arada aklıma gelmişken bakın dikkat edin. Skaler çarpımın sonucu bir skaler sayıdır. A bir sayıdır. A'nın büyüklüğü bir sayı. 3, 5 gibi bir sayı. B'nin büyüklüğü de yine başka bir sayı. Cos teta yine skaler bir sayı. 3 tane sayı çarparsanız sonuç skaler bir nicelik olur. Dolayısıyla 2 vektörü skaler çarparsak sonuç bir vektör değildir.
Bir skaler sayıdır. Bu önemli. İkincisi arkadaşlar, hangi durumda, soruyorum size, hangi durumda A ile B arasındaki, daha doğrusu hangi durumda A ile B'nin skaler çarpımı sıfır olur? Dik oldukları zaman birbirine, doğru. Eğer A ile B birbirine dikse aradaki açı 90 derecedir. Dolayısıyla cos 90'da sıfır olduğundan dolayı skaler çarpımları sıfır olur. Bunun dışında başka ihtimaller de var. Mesela A'nın boyu sıfırsa çarpım sıfırdır. B'nin boyu sıfırsa sıfırdır. Sıfır vektör nedir bu arada? Nokta. Şu bir sıfır vektördür. Sadece nokta. Boyu yok yani. Ama bunun dışında A eğer gerçekten bir vektörse, bir büyüklüğü varsa, B de aynı şekilde bir vektörse, bu iki vektörün skaler çarpımının sıfır olmasının yegane şartı iki vektörün birbirine dik olmasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar buna diklik şartı denir. Eğer size iki vektör verilirse bileşenleri cinsinden ve sorulursa bu iki vektör birbirine dik midir değil midir? Sizin yapacağınız şey skaler çarpıma bakmak. Eğer skaler çarpımının sonucunu sıfır bulursanız diyeceksiniz ki bu iki vektör birbirine diktir. Sıfırdan farklıysa dik değildir. 90 derecenin dışında başka bir açı vardır iki vektör arasında. Şimdi iki vektörün bu birim vektörlerin skaler çarpımına bakalım. İ ile İ'yi skaler çarpalım. Şu tanımı kullanacağım. Birinci vektörün yani İ'nin boyu çarpı ikinci vektörün boyu aynı vektör çarpı aradaki açının kosinüsü. Aradaki açı kaç derecedir? İki tane aynı vektörden bahsediyorsak sıfır derecedir. Çünkü aynı vektörler, kosinüs sıfır. Arkadaşlar tanım gereği birim vektörün boyu bir birimdi demiştik. İ'nin mutlak değeri bir. İ'nin mutlak değeri 1, cos 0 da 1, 1 çarpı 1 çarpı 1 eşittir 1. İ ile İ'nin skaler çarpımı 1 olacak. Aynı şekilde J ile J'nin skaler çarpımı da aynı sebepten dolayı J'nin mutlak değeri çarpı J'nin mutlak değeri aynı vektör olduğu için aradaki açı 0 yine 1 olacak. K ile K'nın skaler çarpımı da yine 1'dir. Tamam mı? Dolayısıyla bir birim vektörü kendisiyle skaler çarparsak sonuç 1 olur. Bir rakam olur. Tamam? Peki birini diğeriyle çarpalım. Mesela İ ile J'yi skaler çarpalım isterseniz. Yine bu tanımı kullanalım. Birinci vektörün boyu İ mutlak değer. İkinci vektörün boyu J mutlak değer. Çarpı aradaki açının kosinüsü. Eğer İ ve J'den bahsediyorsak İ x yönünü gösteriyor. Kırmızı kalem İ vektörü. Siyah kalemde o zaman J vektörüdür. Yani Y yönü gösterir. Dolayısıyla aradaki açı 90 derecedir. Kosinüs 90 olacak. Kosinüs 90 da 0 olduğu için sonuç 0'dır. Burası 1, 1 de olsa cos 90 0 olduğu için 90. Ve diğer bütün vektörleri mesela İ ile K'yı eğer skaler çarparsanız 0'dır. J ile K'yı skaler çarparsanız 0'dır. Tamam? Arkadaşlar. Çünkü bunlar birbirine diktir. İki dik, başta söylemiştik, iki tane birbirine dik vektörü skaler çarparsanız sonuç sıfır olur. İ de J'ye dik olduğu için sonuç sıfırdır. Tamam mı? O halde arkadaşlar, şimdi genel kuralımızı yazalım o zaman. A ile B iki herhangi vektör olsunlar. O zaman A ile B'yi genel olarak skaler çarparsak, A'yı bileşenleri cinsinden AX, İ şapka, artı AY, J şapka, artı AZ, K şapka şeklinde yazmıştık. B vektörün de yine BX, İ şapka, artı BY, J şapka, artı BZ, K şapka şeklinde yazmıştık. Şimdi bunları skaler çarpalım. Bakalım sonuç ne çıkıyor arkadaşlar. Bir defaya mahsus olmak üzere bunu uzun uzun yapacağım. Sonra artık iki vektörü skaler çarparken bu uzun sonucu değil de direkt olması gereken şeyi yazacağım. Şimdi önce şöyle yapalım. Birinci ile birinciyi çarpacağız. İkinci ile birinci ile ikinci, birinci ile üçüncü. Sonra ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci, ikinci ile üçüncü gibi. Hepsini çarpacağız. Fakat burada AX, AY, AZ birer rakamdır. Bunlar vektör değillerdir. Değil mi şunlar? Bunları vektör yapan İ şapka, J şapka, K şapkadır. Skaler çarpım da vektörler için tanımlıdır. Dolayısıyla biz şimdi birinci ile birinciyi çarparken AX ile BX'i aynen çarpıyoruz. AX, BX. İki tane rakam nasıl çarpıyorsak öyle. Biri 3, biri 5'tir mesela. 2, 3 kere 5, 15. Ama şu skaler çarpım, kim çarpılacak skaler? Vektörler. İ ile İ skaler çarpılacak. İ skaler çarpı İ. Sonra diğerlerini çarpalım. Birinci ile ikinci.
AX B'ye İ skaler çarpı J artı AX BZ İ skaler çarpı K. Sonra ikinci ve birinciyi çarpalım. AY BX J skaler çarpı İ artı AY BY J skaler çarpı J artı AY BZ J skaler çarpı K artı üçüncü ile birinciyi AZ BX K skaler çarpı İ artı AZ BY K skaler çarpı J artı AZ BZ K skaler çarpı K. Şimdi arkadaşlar bu ifadede birçok terim sıfırdır şundan dolayı. Bir kere İ ile İ'nin skaler çarpımı 1. Ama İ ile J'nin skaler çarpımı 0. İ ile K'nın skaler çarpımı 0. J ile İ'nin skaler çarpımı 0. J ile J'nin skaler çarpımı 1. J ile K'nın 0. Şurası 1. Burası 0. Burası da 0. Dolayısıyla şu terim, bu terim, bu terim, bu terim, bunlar hepsi 0. Sıfırdan farklı kaç terim kaldı? 3 tane. AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Dolayısıyla A ile B'nin skaler çarpımı AX, BX artı AY, BY artı AZ, BZ olacak. İki vektörü arkadaşlar, bileşenleri cinsinden verilmişse ve skaler çarpımı soruyorsa yapmanız gereken şu, birinci ile birinci çarpacaksınız, ikinci ile ikinci, üçüncü ile üçüncü toplayacaksınız. O iki vektörün skaler çarpımı olmuş olur. Ve dikkat edin sağ taraf bir skaler sayıdır. Artık burada i, j, k yoktur. Vektör, hiçbir vektör yok. Onlar çünkü burada çarpıldılar. Gereken değerleri de aldılar. A ile B'nin skaler çarpımı budur. Tamam mı? Buna biz skaler çarpım diyoruz. İş enerji konusunda bunu kullanacağız arkadaşlar. Tamam mı? Önemli. Bu defterinizin bir köşesinde kalsın. Bununla ilgili bir soru çözeyim isterseniz size. Şöyle yazın, örnek yazın. A ve B herhangi iki vektör olsun. A ve B herhangi iki vektör olsun. A vektörü eşittir. 2i artı 3j eksi k. B vektörü eşittir. 3i eksi 4j artı 5k. Olarak veriliyor. Olarak veriliyor. A şıkkı. A ile B vektörlerin skaler çarpımının sonucu nedir? A ile B vektörlerinin skaler çarpımının sonucu nedir? B, A ile B arasındaki açı kaç derecedir? B, A ile B arasındaki açı kaç derecedir? Şimdi sevgili arkadaşlar, skaler çarpımı hemen yapalım isterseniz. A şıkkını çözelim. A ile B'nin skaler çarpımı neydi arkadaşlar? Birinci bileşene birinciyi çarpacağız. 2 kere 3, 6. İkinci ile ikinci çarpacağız. 3 kere eksi 4, eksi 12. Üçüncü ile üçüncü. Burada 1 var. Eksi 1 kere 5, eksi 5. Bu da eşittir. Ne yaptı? Eksi 11. Bu. Tamam. Sonuç bir skaler sayı olacak. Rakam olacak. Peki. A ile B arasındaki açı kaç derece? Nasıl bulacağız onu? Şu tanımı kullanacağız arkadaşlar. Bak yukarıda var diye tanım. A ile B'nin skaler çarpımı eşittir. A'nın boyu çarpı B'nin boyu çarpı aradaki açının kosinüsü.
A ile B'nin skaler çarpımı biliyorum zaten, buldum. Bu formülü kullanabilmem için A'nın boyunu bilmem lazım, değil mi? A'nın mutlak değeri. Bir vektörün mutlak değeri nasıl bulmam gerektiğini biliyorum. Bileşenlerin karelerinin toplamının karekökü olacak. 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi olacak. Evet, hesap makinesine ihtiyacımız var. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 13. Bir daha 14. Karekök 14 eşittir 3.74. B'nin mutlak değerini bulalım arkadaşlar. Yine karekök içerisinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi artı 5'in karesi olacak. 9, 16 daha ne yapıyor? 25, 25 daha 50. Değil mi? 50. Karekök 50 ne yapar? 7.07. 7.07. Bu da B vektörünün boyu. Şimdi tek yapmam gereken skaler çarpımın tanımında bu değerleri yerine koymak. Yani A ile B'nin skaler çarpımı tanım gereği A'nın boyu çarpı B'nin boyu çarpı aradaki açının kosinüsü idi. A ile B'nin skaler çarpımının eksi 11 olduğunu az önce buldum. A'nın boyunun 3.74 olduğunu da az önce buldum. B'nin boyu da 7.07 çarpı cos teta. Burada cos teta'yı yalnız bırakacağız. Tamam. Dolayısıyla cos teta eşittir. Eksi 11 bölü 3.74 çarpı 7.07. Eşittir eksi 0.38. Teta'yı nasıl bulacağız? Teta eşittir. Kosinüs üzeri eksi 1, 0.38. Arkadaşlar, hesap makinenizde shift tuşuna basıp kos tuşuna basarsanız kos eksi 1 olur. Arc kosinüs, yani kosinüsün ters fonksiyonu. Sonra parantez açıp eksi 0. Şurası eksi olacak ama. Parantez açıp eksi 0.38 yazıp parantezi kapatıyoruz. 112.3 derece. 112.3 derece. Böylece A ile B arasındaki açıyı da bulmuş olduk. Tamam mı? İki vektör arasındaki açıyı bulmak isteniyorsa sizden, böyle bileşenleri cinsinden verilmişse, siz hemen bu işlemi, standart işlemdir, bu işlemi yapacaksınız. Yani sorulacak zaten bunlar. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim gelelim vektörel çarpım. Vektörlerde vektörel çarpım da tanımlanmıştır. Tahtayı sileyim mi? Herkes yazdı mı? Birazcık bekleyeyim isterseniz. Sorunuz olursa arkadaşlar hemen sorun, tamam mı? Anında sorun. Soru kafanızda soru işareti kalmamış olur. Çarpım. İki vektörün vektörel çarpımı. Arkadaşlar yine A ve B iki vektör olsunlar, tamam? A ve B herhangi iki vektör olsun. Evet. A ve B herhangi iki vektör olsun. Şimdi bu vektörleri vektörel çarpacağız. Öncelikle sembol olarak nasıl gösteriyoruz vektörel çarpımı? Şöyle gösteriyoruz.
A ile araya çarpı işareti koyuyoruz. B böyle yazıyoruz. Böyle yazıyorsak eğer A ile B vektörel çarpılıyor demektir. Tamam mı? Nokta yazıyorsak skaler çarpılıyor demektir. Kuralı yukarıda verilmiştir. Vektörel çarpıyorsak sembol olarak böyle göstereceğiz. Şimdi kurallarını söyleyeceğim. Şimdi önce vektörel çarpımı anlamanın en kolay yolu, vektörel çarpım da yine matematiksel olarak bir tanımdır. Ve vektörel çarpımın bazı özellikleri vardır arkadaşlar. Onu yazın şimdi. Vektörel çarpımın özellikleri. Özellikleri. Bir. Siz yazın. İki vektörün vektörel çarpımının sonucu yine bir vektördür. Skaler çarpımla arasındaki farklardan bir tanesi mesela. Skaler çarpımda iki vektör skaler çarpılsa sonuç vektör değildir, bir skaler sayıdır. Ama vektörel çarpımda iki vektör çarpılırsa sonuç yine bir vektör oluyor, başka bir vektör oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç başka bir vektörse birinci özellik gereği A ile B'nin vektörel çarpımı eşittir C gibi başka bir vektör olacak. Bu birinci özellik, tamam? İki, şimdi iki vektörün vektörel çarpımının büyüklüğünü merak ediyoruz. İki vektörün vektörel çarpımının sonucu yine bir vektör dedik. O vektörün de bir uzunluğu vardır. Ve büyüklüğü şöyle tanımlanır arkadaşlar. A ile B'nin vektörel çarpımının büyüklüğü eşittir. Eşittir. Bu aynı zamanda C'nin büyüklüğü demektir. Tanım gereği birinci vektörün büyüklüğü çarpı ikinci vektörün büyüklüğü çarpı aradaki açının sinüsüdür. Sin teta. Skaler çarpımda ben iki vektörü skaler çarparken onları mutlak değer içerisine almadım. Çünkü sonuç tanım gereği bir skaler sayıdır. Ama vektörel çarpımın sonucu vektör olduğundan dolayı sol tarafta mutlak değer içerisinde almak zorundayız. Mutlak değer içerisinde almazsak bu bir vektör olur. Halbuki sağ taraf bir skaler sayıdır. Bakın birinci vektörün büyüklüğü bir skaler sayı. İkinci vektörün büyüklüğü o da bir skaler sayı. Sin teta da bir skaler sayı. Dolayısıyla sağ taraf komple bir skaler sayı. Eğer sol tarafı mutlak değer içerisinde almazsanız denklem boyut analizi açısından uyumsuz olur. Çünkü sol taraf bir skaler sayıysa sağ tarafta bir skaler sayı olursa ancak doğru olur. Halbuki mutlak değer içerisinde almazsanız burası bir vektör olur. Bir vektör bir skaler sayıya eşit değildir. Ondan dolayı burayı da mutlak değer içerisinde yazdım ve tanım gereği bu şekilde tanımlanır. Tamam mı arkadaşlar? Bu özellikleri biz iki tane temel özellik yazabiliriz. Başka özellik var mı? Herhalde yok. Aklıma gelirse. Efendim? Şimdi geleceğiz. Bu vektörün bir yönü vardır. O yönde şimdi geleceğim. Birim vektörü üzerinden anlatacağım zaten. Şimdi bu iki özelliği kullanarak ben birim vektörleri vektörel çarpabilirim arkadaşlar. Önce i ile i'yi vektörel çarpalım. İ vektör çarpı i. Şimdi bu i ile i'nin vektörel çarpımının sonucu ne olduğunu bulmak için önce büyüklüğünü hesaplayalım. I ile i'nin çarpımının büyüklüğü nedir? Tanımı kullanacağım, şu tanımı. Birinci vektörün büyüklüğü çarpı ikinci vektörün büyüklüğü, ikinci vektör de ama kendisi, çarpı aradaki açının sinüsüydü. Ama bu iki vektör aynı vektör olduğundan dolayı aradaki açı 0 derece, sinüs 0. Sinüs 0, 0 olduğu için 1 çarpı 1 çarpı 0, 0. Vektörün boyu 0 olduğu için çarpımın kendisi de 0'dır. Tamam? Çünkü bir vektör eğer boyu 0'sa, değil mi? O zaman vektörün kendisi de 0 demektir. Bunun gibi aynı sebeplerden dolayı J ile J'yi de vektörel çarparsanız 0 olur. K ile K'yı vektör çarparsanız sonuç 0. Skaler çarpımında halbuki ne oluyordu? Yukarıda var arkadaşlar. İ ile İ'yi skaler çarparsanız 1. J ile J'yi skaler çarparsak 1. K ile K'yı 1. Diğer çapraz çarpımlar 0 oluyordu. Burada İ ile İ'yi vektör çarparsak 0.
J ile J'yi vektör çarparsak 0, K ile K'yı vektör çarparsak 0 olur. Şimdi İ ile J'yi vektör çarpalım. Şimdi bir kere sonuç bir vektör olacak değil mi? Hangi vektör olduğunu bilmiyorum. Ona C vektörü diyelim ama. Çünkü vektörel çarpım tanımı gereği iki vektörün vektörel çarpımının sonucu bir vektördür. Bu acaba hangi vektördür? Acaba büyüklüğünü bulursak bir yorum yapabiliriz. Bir vektörel çarpımın bir özelliği daha aklıma geldi arkadaşlar. Üçüncü özellik. Onu da yazayım. Bu tartışmaya devam edebiliriz. Üç. Şöyle yazın. İki vektörün vektörel çarpımının sonucu. İki vektörün vektörel sonucunun çarpımının sonucu. Çarpılan diğer vektörlere diktir. Çarpılan diğer vektörlere diktir. Bu da önemli bir özellik arkadaşlar. Şimdi dinleyin lütfen. Şimdi bakınız. Bu A ile B'yi vektör çarptık. Sonuç C vektörü çıktı değil mi? C vektörü hem A vektörüne diktir hem de B vektörüne diktir. Tamam mı? Şöyle gözüküyor uzayda. Mesela bu A vektörü olsun. Bu da B vektörü olsun. Bu iki vektör arasındaki açı herhangi bir teta açısı olsun. C vektörü öyle bir vektördür ki hem A vektörüne dik hem de B vektörüne diktir. Dolayısıyla C A ile B'nin olduğu düzlemde değildir. Tamam? Bir kalem verebilir misin bana? Kullanmadın. Bunu kullanmıyorsun değil mi şu an? Şimdi arkadaşlar bu A ve B vektörleri olsunlar. Tamam? A ve B vektörü olsun. Bu iki vektörü vektörel çarptık. Sonuç şu vektör olsun. C vektörü bu da. Bu C vektörü şöyledir. Tamam mı? İki ihtimal var. Ya böyle olur ya da böyle olur. Böyle olsa da hem bu vektöre diktir hem bu vektöre diktir. Dolayısıyla C vektörü üçüncü boyutta olmuş oluyor. Eğer bu XY düzleminde ise C vektörü XY düzleminde olamaz. Z yönünü göstermesi gerekiyor. Ya da eksi Z yönünü de gösterebilir. Bu da artık vektörlerin çarpım sırasına göre değişir. Vektörlerin, şimdi o özellik de aklıma geldi, onu da yazacağım. Ama bu özellik önemlidir, tamam mı? İki vektörün vektörel çarpım sonucu başka bir vektördür. O başka vektör, bu çarpılan iki vektöre de aynı anda diktir. Hem buna diktir, hem buna diktir. Anlaştık mı? Tamam. Diğer dördüncü özellik, vektörel çarpım antisimetriktir. Dördüncü özellik, vektörel çarpımlar antisimetriktir. Yani A ile B'yi vektör çarpmak eşittir, eksi B ile A'yı vektör çarpmaktır. Halbuki skaler çarpım da simetriktir arkadaşlar, onu yazmayı unuttum. Skaler çarpım, A ile B'nin skaler çarpımı eşittir B ile A'nın skaler çarpımına. Değişmiyor. Ama vektörel çarpımlarda sıra değişti mi, işaret değişir. Tamam. Dolayısıyla A ile B'yi vektör çarparken sonuç C vektörüydü. Sırayı değiştirdiğiniz an B ile A'yı vektör çarptığı zaman hemen sonuç vektör yön değiştirir diğer tarafta. Bunlar vektörel çarpımın özellikleri. 4 tane özelliği var. Bu önemli. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ben İ ile J'nin vektörel çarpımın sonucunu merak ediyorum. Önce şunu biliyorum bir kere kesin olarak. C bir vektördür. Sonuç bir vektördür. Acaba büyüklüğüne bakalım. Ha şunu da biliyorum. C vektörü hem İ'ye dik olacak. Değil mi? C vektörü hem İ vektörüne diktir. Hem de J vektörüne diktir. Bir de boyunu hesaplayalım. Acaba büyüklüğü ne kadar? Birinci vektörün büyüklüğü çarpı ikinci vektörün büyüklüğü çarpı aradaki açının sinüsü İJ dik olduğu için aradaki açı 90 derece olacak. Bu da eşittir 1'dir. 1 çarpı 1 çarpı 1, 1. Şimdi soruyorum C hangi vektördür? C hem İ'ye hem J'ye diktir. Boyu da 1 birimdir. O zaman K vektörü. Başka seçenek yok değil mi? Bu İ vektörü olsun. Bu da J vektörü birbirine dik. Dolayısıyla hem İ'ye hem J'ye dik olacak. Boyu da bir birim olacak. O da K vektörüdür. Dolayısıyla C vektörü eşit K şapkadır. Bundan dolayı arkadaşlar İ ile J'nin vektörel çarpımına biz K diyoruz. Yani iki vektörün vektörel çarpımı
Diğer üçüncü vektördür, birim vektördür. Birim vektörler açısından düşünecek olursak. İki tane herhangi birim vektörün çarpımı diğer üçüncü birim vektördür. Fakat artı da olabilir, eksi de olabilir. Artılık, eksilik önemli. İşlemlerde çok önemli. Ondan dolayı arkadaşlar şu kuralla biz acaba bunun sonucu artı k mı, eksi k mı diye. Mesela bunu hemen çarpımın sırasını değiştirirseniz c vektör çarpı i eksi k'dır. Tamam. Dolayısıyla bu artı eksi aklımızda tutmak zor. Önceden tahmin etmek zor. Ondan dolayı bir kural geliştirmişiz. O kuralı kullanıyorum. Şöyle ki bir daire çiziyorsunuz. Şuraya i şapka, burası j şapka, burası da k şapka olsun. Saatin dönme yönünü pozitif yön kabul ediyoruz. Saatin dönme yönünün tersi yönünü ise negatif yön kabul edersek eğer. I ile j'nin vektörel çarpımı k'dır. Hangi yönde gidiyoruz? Pozitif yönde gittiğimizden dolayı sonuç pozitif olacak. Eğer tersi yönde gitmiş olsaydık negatif yön olacaktı. Şimdi sorayım ben size. I ile k'nın vektörel çarpımı nedir? Eksi j'dir. Değil mi? İ'den K'ya giderken eksi yönde gitmek zorundayım. Bu x'in vektörel çarpımı budur. Bu kuralı kullanarak diğer bütün vektörlerin ne olması gerektiğini buluruz. Şimdi genel bir kural yazalım arkadaşlar. Genel şey yazalım. Genel ifade yazalım. A ile B vektörel çarpım, bunları bileşenleri cinsinden vektör çarpalım. Yani AX İ şapka artı AY J şapka artı AZ K şapka vektör çarpı. Diğer vektörü de bileşenleri cinsine yazalım. Bxi artı Byj artı Bzk. Tıpkı diğerinde olduğu gibi yine hepsini tek tek çarpacağız. A ile B'nin vektörel çarpımı. Birinci ile birinciyi çarpacağız. Ax, Bx, i vektör çarpı i. Sonra birinci ile ikinci. Ax, By, i vektör çarpı j. Sonra birinci ile üçüncü. AX, BZ, İ vektör çarpı K. Sonra ikinci ile birinci. AY, BX, J vektör çarpı İ. Artı AY, BY, J vektör çarpı J. Artı AY, BZ, J vektör çarpı K. Sonra üçüncüler. AZ, BX, K vektör çarpı i artı azby k vektör çarpı j artı azbz k vektör çarpı k. Burada 3 tane terim sıfırdır. Kimler onlar? Evet, i ile i'nin vektörel çarpımı 0. J ile j'nin vektörel çarpımı 0. K ile k'nın vektörel çarpımı 0. Şu 3 terim 0 oldu. Şimdi diğer terimler diye üstüne yazalım. I ile j'nin vektörel çarpımı nedir? Şuraya bakın. K. Peki, i ile k'nın vektörel çarpımı ne? Eksi j. Eksi j. Güzel. J ile i'nin vektörel çarpımı? Eksi k. J ile k'nın vektörel çarpımı? Artı i, değil mi? J ile k'nın artı i, doğru. K ile i'nin? Artı j. K ile j? Eksi. Bu. Şimdi bakın her birisinde iki tane var. Biri pozitif, biri negatif. Yani i şapkalı terime bak. I şapka bir burada var, bir de burada var. Birisi pozitif, biri negatif. Bunları normal toplayabiliriz. İki vektörün toplamı gibi. Her bir bileşeni kendi içerisine topluyorduk, değil mi? Dolayısıyla bu ile bunun toplamı i şapka olacak. Sonra j burada var, eksi j burada var. Bu ikisini toplayacağız. J parantezine yani alacağız. Bir de k'lar var. İki tane. Şurayı, burayla bura. Toplayacağız ve aynı paranteze alacağız. Bundan dolayı arkadaşlar A ile B'nin vektörel çarpımı. Daha özet bir şekilde yazmak için bunları aynı paranteze alalım. AY BZ eksi AZ BY bu İ şapka oldu. Artı J şapka olanlar şurası AZ BX AZ BX eksi AX BZ J şapka artı bir de AXB'ye eksi AYBX. Nerede eksik? AYBX. Bu da K şapka oldu.
iki vektörün vektörel çarpımı da bileşenler cinsinden böyle yazılır. Sonuç, dikkat edin, sağ taraf bir vektör. İJK'lar var. Burası bir vektördür. Şuna birer skaler sayıdır ama i ile çarpıldığı için bir vektör oldu. Burası da bir vektör oldu. Bir vektör. Burası iki vektörün vektörel çarpımı sonucu bir vektördür. Burada bir yapı var. Onu fark ettiniz mi arkadaşlar? Mesela hiç bu işlemlerden geçmeden bunu yazabilirsiniz. Kural şu. Şimdi bu vektörün x bileşeni, bu a, şurası nedir bir kere? A ile b'nin çarpımının x bileşeni, değil mi? Burası x bileşen. Bu a ile b'nin vektörel çarpımının y bileşeni. Bu ile a ile b'nin vektörel çarpımının z bileşeni. Evet, x y'ye gider, y z'ye gider, z tekrar x'e gider sırasıyla böyle düşünürsek. Evet, dolayısıyla eğer x bileşenini bulmak istiyorsak, x'i kapatıyoruz. X y'ye gidiyor, y z'ye gidiyor. Bunu yazdık mı, diğerinde indiser değişecek, işaret değişecek. Mesela y bileşenini yazacağız. Y z'ye gider, dolayısıyla a z. Z de x'e gider, b x. Bunu yazdık mı? Eksi indisler değişip indisler değişecek sadece. A, Z, B, X, A, X, B, Z oldu. Eksi işareti. Diğerini de aynı şekilde yazabiliriz. Bu şekilde yazabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz bunları dediğim gibi ileriki konularımızda kullanacağımızdan dolayı bu vektörlerde skaler ve vektörel çarpım kartezyen koordinatları kullanırsak böyle yazıyoruz. Önemliydi. Skaler ve vektörel çarpım tanımlıydı. Onları gördük. Daha önce bahsetmiştim. Vektörlerde bölme işlemi tanımlı olmadığı için böyle bir şey yok, görmüyoruz. Tamam mı? Şimdi ben size bir tane örnek çözmek istiyorum arkadaşlar. Şu kitapta bulabilirsem vektörel çarpımın olduğu yer. Neredeydi o? İçindekilere bakalım. İçindekilerde de ilk sayfa yok. Şimdi arkadaşlar, önce bir örnek çözelim. Basit bir örnek çözelim. Direkt uygulaması, sonra devam edelim. Bir örnek daha çözeyim sonra. İki vektör arasındaki arkadaşlar iki vektör arasındaki açıyı bulmak için skaler çarpımı da kullanabiliriz. Vektörel çarpımı da dolayısıyla kullanabiliriz. Çünkü vektörel çarpım tanımı da belli. Şurayı kullanırsak eğer iki vektör sorulmuşsa, aradaki açı soruluyorsa skaler çarpımı tabii ki yapabilirsiniz ama vektörel çarpımı da yapabilirsiniz. Önce ikisini vektör çarpacaksınız. Sonra sonucun boyunu bulacaksınız. Sonra bu formülü yerine koyarsak aradaki açı sinüs teta kullanarak aradaki açıyı bulabiliriz. Tamam mı? Şimdi uygulama örneği olması açısından şu iki vektörü vektörel çarpalım. 2i artı 3j b vektörü ise i eksi 5j olsun. A ile b'yi vektörel çarpalım arkadaşlar. Bu iki boyutlu bir vektör olmuş oldu. Hiç çarpmadan şunu hemen söyleyebiliriz. Bu x, y düzleminde bir vektör değil mi? Çünkü a vektörünün iki tane bileşeni var. B'nin de iki bileşeni var. Dolayısıyla a vektörü de tahta düzleminde, b de tahta düzleminde. O zaman bu x'in vektörel çarpımı ne olmak zorunda? Z yönünde olmak zorunda değil mi? Z yönünde olmak zorunda. Dolayısıyla her ne çıkacaksa sonuç k şapkalı çıkması lazım. Ama biz standart kuralımızı kullanarak çarpalım. 2i artı 3j vektör çarpı i eksi 5j. Sonra çarpalım. Artı b eşittir. Birinciye birinin çarpımı 0 olacak. Dolayısıyla 0. Birinciye ikinin çarpımı 2 kere 5 eksi 10. 2 kere 2 5 eksi 10. İ ile j'nin çarpımı k şapka. Tamam. Sonra bununla bunu çarpacağız. 3 kere 1 artı 3
J ile i'nin çarpımı eksi k. Dolayısıyla eksi k bu çarpım halindedir. Ya da ya böyle yazarsınız ya da eksi 3'ü başa getirirsiniz. Çünkü bir bu niye böyle? Bir vektörle bir skaleri çarparsanız sonuç bir skaler sayıdır. Bu aynı zamanda şu demektir. K ile eksi 1'i çarpmak demektir. K aynen kalır. Burada eksi 1 var. Eksi 1 ile 3 çarparsanız eksi 3 olur. 2 ile 2'nin çarpımı 0 zaten. Dolayısıyla sonuç eksi 13K olur. Tamam. Peki A ile B'nin vektörel çarpımının mutlak değeri ne olur? Boyu ne olur? 13 birim olur. Bileşenlerin karelerinin toplamının karekökünü alıyoruz. Tek bir bileşen olduğu için eksi 13'ün karesinin karekökü artı 13 olur. Ve bütün vektörlerin mutlak değerleri mutlaka pozitif sayıdır diye alıyoruz. Arkadaşlar bir örnek daha çözelim. Şöyle yazın. A, B ve C. A ve B herhangi iki vektör olsun. A vektörel çarpı B skaler çarpı A eşittir soru işareti. Nedir? Mesela diyelim böyle bir soru sordu. Bunu nasıl yapabiliriz? A ve B herhangi bir iki vektörse bunları bileşenlerin cinsinden yazabiliriz. A'yı AX, İ şapka A'ya, J şapka A, Z, K şapka şeklinde yazarız. B'yi de aynı şekilde çarparız. Sonra bu ikisini vektörel çarparız. Sonuç şudur. Bulunmuştur zaten. Sonra bunu tutup da A ile tekrar skaler çarpacağız. Skaler çarpımda da birinci ile birinci, ikinci ile ikinci, üçüncü ile üçüncü çarpıp topluyorduk. Değil mi? Böyle uzun uzun yaparsanız göreceksiniz ki sonuç sıfırdır. Şimdi bu hiç bu işlemlere girmeden sonucun sıfır olması gerektiğini yine bulabiliriz. Şöyle ki, şimdi A ile B bir vektörel çarpım değil mi arkadaşlar? Vektörel çarpılıyor. Peki A ile B'nin vektörel çarpımı nedir? Bir vektördür. Vektörel çarpımın özelliklerini kullanıyorum şimdi. Ona mesela C vektörü diyelim. Bir özellik daha var. A ile B'nin vektörel çarpımı sonucu C ise, C hem A'ya hem B'ye nedir? Diktir. Dolayısıyla C vektörü hem A'ya dik olmalı hem de B'ye dik olmalı. Dolayısıyla benden şunu istiyor. C ile A'nın skaler çarpımını istiyor. C de A'ya dik olduğuna göre sıfırdır. İki vektör dikse o zaman skaler çarpımının sonucu sıfır olur gibi. Evet vaktimiz bitti mi? Tamam. Bir dahaki derste iki boyutlu hareket... devam edeceğiz. Hoşça kalın.